Bademcik ameliyatları belli tedbirler alındıktan sonra yapılması gerekir. Birincisi tabii bir anestezi uzmanı ile giriyorsunuz. İyi bir anestezi uzmanınızın olması gerekiyor. Yani ameliyatın bir kısmı tamam kulak burun boğaz uzmanının üstünde ama asıl çocuğu uyutacak olan anestezi uzmanının da yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekiyor. Onun haricinde işte bir takım teknikler geliyor. Pek çok teknik tanımlanmış. Açıkçası ben klasik yöntemle yapıyorum. En son 2011'de yapılan bir çalışma var. 2011'in sonlarına doğru. İngilizlerin yaptığı bir çalışma var. Avrupa genelinde yapılan çalışma. Yanılmıyorsam 30 bin civarında çocuğun, bademcik ameliyatı yapılmış çocuğun teknikleri karşılaştırmış. Hangi teknik iyi? Yaklaşık 6 değişik teknik uygulanmış. Kanamanın, yani burada zaten bademcikte en büyük sıkıntılardan birisi ameliyat sonrası olası beklenen durumlar kanamadır. Klasik yöntemin en iyi yöntem olduğu tespit Sizin edilmiş. yönteminiz. Yani zaten bu 1900'lü yılların başından beri hep böyleydi. Evet Kendileri hocam. de böyle yapıyorlar. Ama tabii teknolojiler bize satılıyor ve lanse ediliyor değişik şekillerde. Tabii herkes alışkın olduğu tekniği kullanıyor. Yani benim de kullandığım teknik belli bilimsel temellere dayalı. İyi diyoruz ve hiçbir zaman da bunun sıkıntısını çekmiyor.